We spent quite a bit of time, you know, instructing Yilmaz in the art of horse riding. And he's a very good student, you know. And so I said to him, we're going to build up to the point where you and I are going to do a galloping shot together, you know. Mm-hmm. And he's like, no. Don't wanna do that. And then, you know, we did it. And I'm looking back at the shot. And the wider shot with the two figures, it's beautiful. Perfect. His hands are in the right place, his feet are in the right place. And I think, look at this. He looks amazing. He like looks so comfortable, born on a horse. And I said, now show me the close-up. And the close-up on his face was like. Madem attan laf açıldı. Bir dakika, cevabımı vereceğim. Şimdi çocukluğundan beri ata biniyor. Robin Hood diye de film yaptı biliyorsunuz. Uçuyor. Benim atım da onun atına uyuyor aynı zamanda. Benim sol ayağım izengiden çıktı. Ve ben iki ayağımla atı sıktım. Bu atlar da sıkınca uçuyorlar. Yani bu sıkmak yani ata çok koş. Yani uç demek. Dolayısıyla iki kamera vardı işte. Genişte çok iyi. Hatta dedi ki, çok iyi be ben. Dedim yakın plana bak, yakın plana bak. Yüzüm çok korkunç. Bir de işin iç yüzü var. That's the inside story of it. When we start, can I speak to you? Yes, yes. Başladığımız zaman at binme eğitimine bizi uyarmadılar. Meğerse içimize kadın çorabı giymemiz gerekiyormuş. Aa. Evet. Bunu söylemeyecektik. Sen niye bunu söyledin? Ama amatörlerin bunu yapması gerekiyormuş ki çok hırpalanmamak için. Bar kişiye radyo, karşı bir önlem. I just told them that. Barra diye bir yer, belki bizi kandırdılar, bilmiyorum. Barra diye bir yerdeyiz, 150 kişi popülasyon. Çorap bulamıyoruz, aynı çorabı giydik. Ya abiciğim. Barra'da zaten bir tane eczane var, bir tane tuhafiye var falan filan. Tuhaf. Girdik, kadın çorabı soracağız. Filmciyiz. Hiç konu, sorduğumuz sorunun içinde hiç at da geçmiyor. At yok. İki filmci gelmiş el ele. İki bıyıklı. İki bıyıklı adam. Kadın çorabı var mı? The first two Turkish men ever to go to Barra. And the first thing they do is go look at the stocking. Şimdi anlıyorum ki o marketteki teenager çocuk bizden niye imza aldı? Abi zaten herkes bizi gösteriyordu. Biz de ekipten diye şey yaptık. Aa, çorap giyen adamlar. Herkes bizi mimlemiş. Yani bunlar kadın çorabı giyiyor diye. Giydik, yalan değil yani. Çok da rahat. Nasıl bir duygu hakikaten? İçindeki kadını ortaya çıkarıyor.